Birazdan gelirler. Turnaları çok mu seviyorsun? Turnalar haberler getirirlermiş Iraklardan da. Bir haber mi bekliyorsun? Yok, belki de beklemeyi seviyorum. Turnaları çok seviyorum. Elif. Ben bir müjde göndereyim mi size? Ne? Senin için göndereyim mi? Turnalar geliyor. Turnalar. Hacer! Hacer! Ne yaptın sen? Dur. Az doğrulu vereyim dur dedim şöyle. Ama kayıverdi. Söylesene bana. Kendi başına niye uğraşıyorsun? Kalkamıyorsun işte. Hanım, senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Çocuk gibi bakıyorsun bana. Bakacağım tabii. Kocamsın benim. Evimin direğisin. Direk mi? Ne direk ama? Yamuk yumuk. Getirdim işte. Lokumu da çiçeği de aldım. Ama sen daha hazır değilsin anne. Hemen hazırlanırım oğlum. Amcanı bekliyoruz. Nerede o? Gelir. Hele sen otur şöyle. Üstümü başımı değiştireyim ben. Babacığım nasılsın? Ay evladım. Ayaklarım tutmalıydı ki ben gitmeliydim. Çok istedim ama amcan benim yokluğumu aratmaz. Babası evet der mi acaba? Evlilik nasip işiymiş evladım. Allah nasip etmişse olur. Heh, amcam geldi. Anne, amcam geldi. Geldim. Dua et baba. Hadi Allah hoşçakal. Hayırlı eylesin. Duanı eksik etme bey. Gelsinler kızım. Hadi sen mutfağa geç, burada durma. Tamam anne. Fuat. Fuat, dünürcüler geliyor. Buyurun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle geçin. Sağ ol evladım. Fuat. Sadık Bey nasıllar? Sağ olasınız. Abim çok selam edin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hacı hanım. Hoş bulduk. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Sağ ol kızım.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri, peygamberimizin kavliyle oğlumuz Veli için kızınız Elif'e talibiz. Eğer rızanız olursa yuvalarını kurmak isteriz. Ne diyorsunuz? Kazım Bey, Veli oğlumuzu tanırız biliriz. İyi bir delikanlıdır. Herkes sever, ben de severim. Velakin bu evlilik işi çok ciddi bir meseledir. Bu sebepten eğri oturup doğru konuşmamız lazım. Tabii, buyurun. Veli evladımızın imam olduğunu biliriz. Ama epey zamandır boşta geziyor. Müftülüğe müracaat ettim. Tayin bekliyor. Ama bu arada boş durmuyor tabii. Mevlitler okuyor, müezzinlik yapıyor. Maaşı var mı? Yok. Mevlitlerden para da almıyor değil mi? Başkası alıyor. Ama o almamakta direniyor. Diyelim ki kızımızı verdik. Nerede kalacaklar? Evi barkı var mı? Şimdilik kirada kalırlar. İleride belki... Neyle geçinecekler? Hangi parayla? Çalışır, çabalar. Allah da verir rızıklarını. Allah çalışınca verir rızkını. Oturduğu yerden değil. Velhasılı diyeceğim şu. Bu işler nasip işi. Vermem demiyorum. Nasipse olur inşallah. Ama ondan evvel Veli oğlumuzun eli bir iş tutmalı. Para kazanmalı. Evi barkı olmalı. O zaman gel. Bu işi hayırlısıyla bir neticeye bağlayalım. Sözüm söz. Bekleyeceğim. Sözünde duracaksın değil mi? O salak olana kız mı veririm ben? Ama söz verdim. Verdimse verdim. Geri almasını da bilirim. Sözün gelişi öyle söyledim. Ayrıca onun para kazanmasını beklersek... kız evde kalır. Ya dediklerinin hepsine sahip olursa? Hmm. Yavaş. Ayı uzağa ağırlamaz mı? Buyur Veli Hoca. Bir doktora yürü. Durmadan öksürüyorsun. Bir şeyim yok, iyiyim ben. Her gün soluyorsun be arkadaşım. Hadi gidelim. İlaç falan alırız ha? Tamam. Bir gün afiyet gidelim. Olsun. Eyvallah. Biliyorsunuz iş bulmalıyım kendime. Para kazanmalıyım. Merak etme buluruz. Sana iyi bir iş bulmak için gerekirse buraların altını üstüne getiririz. Öyle değil mi Osman? Ben birkaç yere sordum. Var ama birkaç günlük işler. Ufak tefek şeyler. Çok para kazanmalıyım arkadaşlar. Çok kısa zamanda çok para. Senin bu kayınpeder olacak adam işi yokuşa sürmüş gibi. Dediklerini kısa zamanda yerine getirmek olmayacak iş. Bir tilkilik var ya bu işin içinde. Allah'tan hayırlısı. Oo, maşallah. Sizin oğlan da pek büyümüş. Evlenecek yaşa gelmiş. Öyle. Elif'in bir şeyler istemiş. Havlu alacağım kenarlarını oya yapmak için. Bak seç al kızım bunlardan. Maşallah kızın da büyümüş, serpilmiş. Bunlar olur. Şu tişört de kızıma hediye olsun benden. Aman ne gerek vardı Hulusi Bey? İçimden geldi. Çok sağ olun. Neden durgunsun kızım? Şu sıralar biraz morali bozuk da. Çulsuzu biri dönürcü göndermiş. Altını giyecek donu yok, evlenmeye kalkmış. Kızım da haklı olarak çok sinirlendi tabii. Neyse bize müsaade Hulusi. Elif, kızım.
Elif. 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 Kızım. Elif. Elif kızım bir dinlesene. Ulan yol boyunca surat astın bir de üstüne beni delirttin. Kızım dinlesene. Aa kıracağım bunun kemiklerini. Yeter be. Yeter. Ne oldu niye küskürtün? Kapris yapıp duruyor. Senin kızı değil mi zaten? Nerede yetiştirdin? Nerede büyüttün? Ne oldu kız? Sana dedim ne oldu? Baba yerin dibine girdim. Beni aşağıladın. Adeta pazarladın. Ne diyorsun kız sen? He? Dur dur bey yapma. Ben ne dediysem o olacak. Eğer bir aksilik yap kemiklerini kırarım senin. Anladın mı? Turnalar gelmedi mi de? Gelecekler. Elif. Ben gidiyorum. Nereye? Uzaklara. İş bulacağım. Çalışacağım. Çok para kazanıp geleceğim. Sonra babandan seni yine isteyeceğim. Söz veriyorum. Sözümü yerine getirmeden de dönmeyeceğim. Mektup yazmayacağım. Telefon etmeyeceğim. Hasretimle yanacağım. Sabredeceğim. Beni beklersin değil mi? Beklerim. Beklerim de ben sensiz nasıl yaparım? Meraktan çatlarım. Sana turnalarla haber yollayacağım. Hacer teyze duyduğumuz doğru mu? Doğru. Veli gitti buyurun, mi? Buyurun buyurun. Selamun aleyküm Sadık amca. Aleyküm selam evlatlarım. Hoş geldiniz. Hemen gideceğinden bahsetmedi bize. Nasıl oldu böyle birdenbire? İş bulacağım dedi. Size de selam edip sabah erkenden çekip gitti. Gitme diyemedik. Yavrum öksürüp duruyor. Gitme yavrum dedim. Yalvardım yakardım para etmedi. Elif'i çok seviyor. Peki nereye gittiğini söyledi mi? Söylemedi. Bir gün paralı bir iş sahibi olarak döneceğim dedi sadece. Beni merak etmeyin dedi. Ah Veli, alacağın olsun. Arkadaşlarını bırakıp gittin ya. İş buluruz dediydik. Sabredemedin. Bir sizi değil oğlum, bizi de bırakıp gitti. Yavrum gurbet de görmedi. Başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Ya üşütür hasta olursa? Allah'ım. Of Allah'ım of of. İyi misin? Sağ ol. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Boş oda var mı abi? Kaç gün kalacaksın? Belli değil. Belki bir hafta, belki bir sene. İş arıyorum ben. Kafa kağıdını ver bakalım. Adını yazalım. Ne iş arıyorsun? Bir mesleğin var mı? Asıl mesleğim imamlık da tayinim çıkmadı. Ben de başka bir iş arıyorum. Para kazanacağım herhangi bir iş. İnşaat, ticaret, ne olursa. Ha. Bu odanın anahtarı. Hı hı. Şey,
Hocam. Hı? Sana hocam desem olur değil mi? Ben biliyorum nerelere gittiğini, kime hayal ettiğini. Bak ne diyorum kız. Ya Veli bir iş bulamazsa? 5 parasız dönerse gurbetten? Ne yapacaksın baban vermezse? Aman takma kafana. Memlekette koca mı yok? Şöyle mallı mülklü bir koca bulacaksın. Rahat edeceksin vallahi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İş arıyorum abi. Yok mu bana göre bir iş? Ekmek yer misin? Nasıl yani? Anlamadım. İçerideki çuvalları görüyor musun? Hı hı. Onlar kaç kilo eder sence? 50 kilo falan. Sen kaç kilosun? 48 kilo. Allah'ım çattık ya. Hadi be. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İş arıyorum abi. Yok mu bana göre bir iş? Maalesef delikanlı. İşler durgun şu sıra. Çarşıda bir adama falan ihtiyacı olan var mıdır? Onu bilemem. Sorman lazım. Sağ ol. Oyna hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Ustanız kimdi? Benim ne var? Ameleye ihtiyacınız var mı abi? Sen mi çalışacaksın? He. Sen bu haline krev bile kaldıramazsın. Ameleye ihtiyaç yoktur. Sen burada bekle kızım. Merhaba, nasılsın? Şu hesabı çıkarsın. Bir bakayım defteri. Sen ne tatlı şeymişsin be. Güzelliğe bak. Buralarda yeni misin tatlı? Şuna bak. Ne yaptınız zannediyorsunuz siz? Sana ne babalık? Bu ne biçim konuşma böyle? Yeter be kapa çeneni. Aman aman ne oluyor? Senin adın ne? Hay Allah. Hay Allah. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz durum? Kendinize gelin. Allah Allah. Sen de nereden çıktın ya? Of. Çekil şöyle. Aman yarabbim. Sen burada mı kalıyorsun makine? Arkadaşlar yeter artık. Terbiyesizlik yapmayın. Arkadaşlar. Yetti be. Bırak bırak bırak. Bırak. Ne yapıyorsunuz? Çıkmış burada. Çabuk polis çağır. Polis arıyor. Mürvet! Mürvet! Hadi çabuk işe döneceğim. Ne oldu Fuat?
Olacak bu iş hanım. Hangi iş? Şu tüccar Hulusi Bey var ya. Kafayı alıyorum onu. Hayrola? Sohbetimiz pek güzel onunla. Kızı görmeye geliyorlar yakında. İstemeye mi? Değil kız, sadece görecekler falan işte. Ne bakıyorsun saf saf? Hadi yemeği ver. Ekmek, ekmek. Şu kızı onlara verirsek abat oluruz. Adamların her şeyi var. Biz bu tütüncülükle bir yere varamayız. Destek olurlarsa bir davat dükkanı bile açabilirim. Bakıyorum daha istemeden vermeye hazırsın. Böyle ballı kaymak kaçırılır mı kız? Buranın en zenginlerinden. Ya veliye ver diyorsun? Çocuk iş bulmak, para kazanmak için gurbete çıktı. Biliyorsun. Aynı konuyu açıktırma be. İşimiz yoktu, onu mu bekleyeceğiz? Bana ne elin velisinden delisinden? Bu arada kıza da anlat durumu. Elif varmaz ona. Ne demek varmaz? Babasının dediği yere varmayacak kızın bu evde işi ne? Dediğim gibi anlat kıza. Sonunda kendine geldin. Bizi çok korkuttun bütün gece. Evladım, kendini niye atarsın ortaya? Laftan anlayacak tipler miydi onlar? Allah korusun, az daha... Tövbe tövbe. Nasılsın? İyi misin biraz? İyiyim, iyiyim. Polis yakaladı adamları. Senin de ifadene başvuracaklar. Bunları senin için aldık. İyileşmen için bütün masrafları karşıladım. Hiç endişe etme. Yine eskisi gibi olacaksın. Doktorlar iyileşeceğini söyledi. Annene babana da haber verecektik ama adresi bilmediğimizden... Yok. Onların haberi olmasın. Çok üzülürler. Ben iyiyim. Sen bilirsin evladım. Otelci Rıza anlattı durumunu. İş arıyormuşsun. Şehir dışında bir çiftliğim var. Orada çalışır mısın? Hem biz de sana bakar, vefa borcumuzu ödemiş oluruz. Ne dersin? Sağ olasın. Hülya, ben benden başkasına varmam. Varamam. Aman Elif, hemen panik etme. Babam beni başkasına vermek istiyor. Malı mülkü çok diye vermek istiyor. Peki, Veli'den haber var mı? Yok. Mektup falan yazmadı mı hiç? Telefon etmedi mi? Hayır. O zaman ne yapıyor oralarda kız? İş arıyordu. İş bulmadan aramayacağım dedi. Ne malum iş aradı? Ya başka birine yaktıysa abayı?
Ne yapıyorsun Allah aşkına? Sen yaralısın. Zorlama kendini. Yok yok. Ben iyiyim artık. Hı. İyiyim ben. Olmaz. Ver şunu. Şöyle kenara çekil de dinlen. Çocukluğundan beri bu işleri yaparım ben. Sahi ne zamandan beri gurbettesin? Epey oldu. Birkaç ay falan. Babam senin burada kalmanı istiyor. Seni çok beğeniyor. Hem beni kurtardığın için hem de çok iyi bir insan olduğun için. Estağfurullah. Ben de kalmanı istiyorum. Ne de olsa sana minnettarım. Kim olsa yapar Doğan. Önemli değil. Öyle deme. Seni öldürebilirlerdi. Memleketinde bekleyenin var mı? Annen, baban yani. Sonra ne bileyim, sözün filan. Evet, bir bekleyenim var. Ya, çok mu güzel? Baba! Babacığım! Hoş geldin babacığım. Yavrum, nasılsın kızım? İyiyim. Yeter artık. Söz verdi babam. Söz verdi. Tamam da kızım. Ömrü billah veli mi bekleyeceksin? Ne yaptığı ne ettiği belli değil. Haber de yollamıyor. Ben ondan başkasına varmam işte. Varmam. Güzel kızım benim. Biraz akıllı ol. Biz senin iyiliğini düşünüyoruz. Rahat etmeni istiyoruz. Ben veliyi istiyorum. Ne diyeyim kızım ne diyeyim. Ben de şaşırdım. Tamam sana hak veriyorum ama... Baban da haklı. Çocuk hasta, evi tam takır kuru bakır. Hulusi Bey'in evi ballı kaymak saray misali. Bana ne? Bana ne? Neyleyim saraya hapis olduktan sonra? Balla mı güleyim mutsuz olunca? Ben mutlu ama fakir olmaya razıyım. Evet. Baban geldi. Hürmet! Elif nerede? İçeride. Yine ağlıyor. Konuşmadın mı onunla? Söylemedin mi meseleyi? Kaç gündür söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Bak ne diyorum bey. İstersen üstelemesek fazla. Kendine bir şey yapar diye korkuyorum. Bir şey yapamaz. Fazla şımarttın sen zaten onu. Böyle bir nasibi 40 yıl arasan bulamazsın. Adamların 3 dükkanı, 2 tane de dairesi var. Hulusi Bey geçen gün yine geldi dükkana. Konuştuk. İleride bana dua edecek. Ben kızımın kötülüğünü mü isterim ya? Yarın istemeye geliyorlar. Selamünaleyküm ağam. Aleykümselam. Koyunları getirdim. Yan bahçede biraz işlemeyi. Bir de böyle bir oğlum olmasını ne kadar isterdim. Çok mert biri. Çalışkan, saygılı. Buraya geldi geleli hiç başını kaldırıp bakmıyor. Hiçbir sözüme itiraz etmiyor. Ama çok zayıf. Bir hastalığı var galiba. Sonra gece gündüz öksürüyor. Fakir birine benziyor. Gıdasız kalmış gariban. Burada yer içerse kendine gelir. Hastalığı falan kalmaz. Bak ne diyorum hanım. Bu çocuğu kaçırmayalım. Kim olduğunu bilmiyoruz ki. Babası neyin nesidir, annesi kimdir?
Şunun ağzını bir arasana sen. Belki de bir yavuklusu vardır. Geliyorlar. Hadi sana söylüyorum. Hadi Allah Allah. Elif nerede? Odasındaydı. Çağır şunu, çağır. Elif kızım çabuk ol. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geç. Buyurun. 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 Hoş geldiniz. Geçin. Çağırsana şu kızı. Niye çağırdılar ki? Vallahi bilmiyorum ki. Veli'ye bir şey mi oldu acaba? İnşallah olmamıştı. Gelin çocuklar. Geçin içeri. Gel yavrum. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geçin geldiniz. Yavrum. Geç. Teyze, Veli'den bir haber mi var? Keşke olsa evladım. Yok, gitti gideli bir kere bile mektup yazmadı. Başına bir şey mi geldi acaba? Bilmiyorum. Biz de aniden çağırınca başına bir şey geldi sandık. Ona değil de, Elif gitti elden. Bu gece dünürcü gelmiş. Kızı vereceklermiş Hulusi Beylerin oğluna. Yavrumun haberi olsa koşar gelirdi. Fuat Bey söz vermişti ama. Hı hı. Oğlum bu zamanda sözünde duran mı var? Veli'ye haber etmeli hemen. Ben de onun için çağırdım sizi. Onu bulun evladım. Bulun getirin. Ah Veli. Niye bir satır yazmıyorsun? Neredesin? Ne işliyorsun? Teyze biliyorsunuz suyunu. Veli işini bulmadan arayıp sormaz. Hayırlısı olsun. Yarından tezi yok, yüzükleri takalım. Bu işi bitirelim. Sonra gelin kızımıza şöyle elbise falan bir şeyler alalım. Bize müsaade artık. Oğlum oğlunuz, kızın kızımız. Bundan gayri dünürüz Fuat. Biraz daha otursaydınız. Daha çok oturacağız dünür. Şimdi gidelim sonra yine geliriz. Yarın dükkana gel de senin şu hırdavat dükkanı meselesini bir daha konuşalım. Elif kızımız nerede? Rahatsız mı? Yok yok. Utandı herhalde. Elif kızım. Tamam canım tamam. Rahatını bozmayın gelinimin. Hadi iyi geceler. Güle güle Hulusi Bey. Yine bekleriz. Güle güle hanımefendi. Güle güle oğlum. Nerede bu kız? Niye gelmedi? Ben şimdi ona gösteririm. Tamam tamam üstüne varma. Çağırınca niye gelmedin kız? Gebertirim seni, gebertirim. Fuat yapma, sakin ol. Karışma sen. Babacığım, sözünden niye vazgeçtin? Niye? Senin için. Senin geleceğin için. Elif'im, can Elif'im, ak Elif'im, aklımda sen varsın, dilimde sen, gönlümde sen. Nereye baksam seni görüyorum. Bir gün geleceğim Elif'im, bir gün gelip çıkacağım babanın karşısına.
sözünde dur. Ben durdum sözümde diyeceğim. Sözümü yerine getirmeden, para kazanmadan ne geleceğim yanına ne de haber göndereceğim. Beni anla Elif. Seni çok özlüyorum. Ama babanın karşısına alnım ak, cebim dolu olarak çıkana dek bekle beni. Ben sabredeceğim. Sen de sabret. Eğer özlersen göle git, turnalara bak. Sana her gün turnalarla haber yolluyorum. Çay getir hanım. Elif'im. Can Elif'im. Bekle beni. Olmaz. Sözümü yerine getirmeden olmaz. Bir gün karşına çıkacağım. Sözümde durdum diyeceğim. Ne yapacağız bey? Şengül'e bir hal oldu. Bir şey mi dedi sana? Demedi de... Görmüyor musun kızın halini? Oğlanın peşinde habire. Ne olacak bu işin sonu? Konuştun oğlanla. Ağzını aradın mı? Aradım. Çocuk memleketinden birini seviyormuş. Para kazanıp dönmek istiyormuş. Peki Şengül biliyor mu bunları? Biliyor tabii. Ama sevda bu. Önüne geçirmez. Ne etsek acaba? Oğlanla bir de ben konuşsam mı? Konuşmakla olmaz. Oğlan da kabul etmez. Sevdiği için gurbete çıkan biri hiç vazgeçer mi? Tabii Şengül de vazgeçmez. Beni burada oldukça da sevdası arttı. Yani? Bence olmayacak işi amin demeyeyim. Bu mesele alevlenmeden, Şengül kara sevdaya tutulmadan gönderildim beni. Hem hastalıklı çocuk. Evlendikten sonra başına bir şey gelirdi. Evden mi kaçıyorsun? Annenden, babandan. Ha? Vedat'la evlenmek istemiyorum baba. Sakın ha, sakın. Gebertirim seni. Ben ne dediysem o olacak. Niye sözünde durmuyorsun baba? Niye? Beni sen söz verdin diye gurbete gitti. Kes! 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 Evet kızım. Daha doğrusu gitmiş. Bir daha gelmeyecek. Niye? Şehirde çalışmak istiyormuş. Haklı da hani. Bizim işler zor. Her gün bahçeyi temizlemek kolay değil. Allah ısmarladık demedi ama. Mektup bırakmış. Al. Turnaları bilir misin? Haber getirirler yerden. Rüyamda gördüm dün gece. Beni bekliyorlar. Bu yüzden gitmem gerekti. Haber vermeden ayrıldığım için özür dilerim. Sizler çok iyi insanlarsınız. Bana karşı çok iyi davrandınız. Fakat turnaları daha fazla bekletmemeliyim. Hı?
Hoş geldin. Bu çantada ne böyle? Murat Bey'in çiftliğinde bir sorun mu çıktı? Yüzünün gözünün hali ne böyle? Ne oldu sana böyle? Boş ver. Düştüm yolda. Oo, çok da kötü ıslanmışsın sen. Hadi geç, odan boş hala. Üzerini değiştirelim. Şifayı kapacaksın. Kurulan hemen. Otelde kalacak param yok. Ben düşürmüşüm herhalde. Geçelim. Bunları sonra konuşuruz. Hadi. Elini yüzünü temizleyelim önce. Bacım. Rahatsız oldum. Biz Veli'yi aramaya gidiyoruz. Kaç ay oldu hala haber göndermiyor. Başına bir şey geldi diye endişeleniyoruz. Nişanlı olduğunu biliyoruz. Veli bizim can arkadaşımız, kardeşimiz. O bilmek isteyecektir niye başkasıyla nişanlandığımızı. Cevapsız kalmak istemiyoruz. Kusura bakmayın. Durmasına gerek yok artık. Gelsin kurtarsın beni. Osman kardeşim, bu mesele iyice ciddileşti. Hı hı. Veli'yi ne yapıp edip bulmalıyız? Ah Veli, ah. Senin bu inatçılığı yok mu? Neredesin? Ne işliyorsun? Niye bir haber etmezsin? Niye? Sözünde duracak ya. Telefon etmek istiyorum. Halin iyi değil senin. Babama telefon edeceğim. Ne oldu? Niye vazgeçtin? Hasta olduğumu duyarlarsa telaşlanırlar. Sonra söz verdim. Niye söz verdin? Para kazanmadan, iş bulmadan memleketi aramamaya. Öyle söz olur muymuş hiç? Bir gün iş sahibi olarak döneceğim. O zamana kadar aramayacağım. Öyle söz vermiştim. Öyle saçma şey olur mu? Hadi söyle numarayı, ben arayayım hocam. Hocam. Olmaz. Hayır olmaz. Bu halimle olmaz. Hocam. Hocam. İyi misiniz hocam? Acaba bu şehirde mi? Bizim oradan iş bulmaya genelde buraya gidiyor. O da buralardadır. Herhalde.
Peki nasıl bulacağız onu? İz bilmiyoruz, yer bilmiyoruz. Şimdi nerededir kim bilir? Boşuna arıyoruz gibi Ömer. Koca şehir burası. Geze geze bulunmaz ki. Bulunur. Geze geze bulunur. Nasıl? İkimiz de müezzinlik yapmıyor muyuz? Evet, öyle. Tamam işte. Şehirdeki bütün camilerde ezan okuyacağız. Her camide tek tek ezan okuyacağız. Deyisi, Veli bizim sesimizi tanımıyor mu? Tanıyor. Ezan okuyunca bizim sesimizi tanıyacak ve ezan okuduğumuz camiye koşarak gelecek. Allah razı olsun. Siz olmasanız ben ne yapardım? Hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Ne bir gurur evladım. Tamam, sözünde durmak güzel bir şey ama... Ama sen kendini öldüreceksin böyle. Vazgeç bu gurbette iş aramaktan. Dön memleketine. Dönemem. Dönersem, elim boş dönersem... Babası Elif'i bana vermez. Gülerler bana. Beceriksiz derler. Elif'imin karşısına bu halde çıkamam ben. Çıkamam. Bir telefon et de onlar gelsin bari. Söz verdim. Dönemem. Peki buralarda ölmek mi istiyorsunuz? Doktor durumunu iyi görmüyor hocam. Allah korusun. Zatürre'ye döner diyor. Kendine bakmalısın. Gel etme. Dediğimi dinle. Şu şehrin üzerinden turnalar geçer mi? Turnalar mı? Tanımazsa sesimizi? Tanır tanır. Sesimizi duymuşsa birazdan gelir camiye. Ben ne yapabilirim kızım? Baban
Yeter anne, yeter! Kızım, ileride bizi anlayacaksın. Şimdi ne yaptığını bilmiyorsun. Kabullen artık kızım. Veli gelmedi işte. Gelse bile neyi var ki? Rahat edeceksin kızım. Senin yerinde olmak isteyen bir sürü kız var. Sana öyle güzel bir düğün yapacaklarmış ki nam olacakmış. Yarın gelinlik beğenmeye çıkacaksınız. Kızım, aklını başına topla. Eziyet etme kendine. Ben Veli'ye ne derim? Ne derim? Alo, yemek hazır değil mi? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Hiç. Bak, bana bak. Şu düğüne yakın zamanlarda bir mesele çıkar. Öldürürüm vallahi seni. Sil şu gözlerini. Bir daha ağladığını da görmeyeceğim. Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam. Ben iş arıyorum ama... tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı? Bu halde nereye tavsiye edeceğim delikanlı? Ben çalışırım. Çalışırım ustam. Her işi yaparım. İşe ihtiyacım var. En ağır işleri yaparım. Bak görmüyor musun? Hastane o tarafta. Aynada kendine bak, ondan sonra iş ara. Hocam, hocam, bak sana yemek getirdim, açsındır. Hocam, hocam. Kendine yazık ediyorsun be hocam. İnat etme. Var git memleketine. Ya da söyle, aileni buraya çağırayım. Yok, beni bu halde görmesinler. Hocam, ölüp gidecek misin böyle? İyiyim ben. Sadece başım döndü. Geçer hastalığı. Biraz üşütmüşüm o kadar. Deli misin sen? Canına mı kastediyorsun? Ne işin var kız burada? Seninkiler düğün telaşında, sen burada oturuyorsun. Sana diyorum. Turnalar gelmiyor artık. Unutamadın mı hala onu? Bir gün gelecek. Gelecek ve benim evlendiğimi öğrenecek. Sonra karşıma çıkacak. Soracak bana. Ben sözümde durmak için gurbete çıktım. Sen niye sözünde durmadın? Niye beklemedin? Niye ihanet ettin bana diyecek. Ben o zaman... Aman Elif. Neleri de düşünüyorsun. Unut artık onu. Yakında düğün mü olacak kız? Burada senden talihli kimse yok. Herkes sana imreniyor. Zengin kocaya gidiyorsun kız. Talih kuşu kondu başına. Ona ne cevap vereceğim? Sen de büyütüyorsun canım. Cevap vermek zorunda mısın? Ben senin yerinde olacağım var ya. Herkese hava atarım. Kasım kasım kasılırım. Nerede ben de... Turnalar. Neredesiniz? Neredesiniz? Halimi gidin anlatma yani. Onu çok özledim turnalar. Toprağın suyu özlemesi gibi özledim. Arının çiçekleri, kuşların yuvalarını özlediği gibi. Çok özledim. Neredesiniz? Gelin de görün halimi. Sonra gidin söyleyin o yâre. Turnalar. Selamünaleyküm.
Hocamız memleketine gitti. Aranızda imamlık yapacak biri var mı? Yok mu? Hocam buyurun. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah kabul etsin hocam. Sizinkini de. Çok güzel sesiniz var. Kıraatınız da çok iyi. Estağfurullah. Mahalleye yeni geldiniz galiba. İş aramaya geldim ama... Cemaate sorarım. Bu arada bizim hoca bir hafta gelmeyecek. O güne kadar cami imamsız kalmasın. Ben cemaatle konuşurum. İhtiyaçlarınızı karşılarız. Sadaka değil, iş arıyorum ben. Sağ olun. Sadaka değil hocam, yardım. Dert etme, sağ ol. Geleli epey oldu. Hala yok. İçime doğuyor. Bulacağız onu. Sesimizi duyacak. Paramız da azaldı. Otel parası, yemek parası. Tükenecek böyle gidersin. O zaman biraz kısacağız. Benim derdim... Düğün olmadan bulsak şu veliyi. Götürsek. Belki engel oluruz. Boş hayal. Elif gitti artık. Biz anasıyla babasına götürelim yeter. Belki Elif veliyi görünce... Düğünü bırakır kaçar mı diyorsun? Niye olmasın? İki seveni kavuşturacağız be. Bundan güzel sevap mı olur? Diyor musun? Borcumu getireceğim. Senden para isteyen mi oldu? Ama çok hakkınız geçti. Annenin ak sütü gibi helal olsun. Bir gün geleceğim, ödeyeceğim. Osman? Bütün camilerde ezan okuduk. Duyuramadık. Duysa bile tanıyamaz ki sesimizi. Allah büyüktür Osman. Allah düşürür aklını. Biz okumaya devam edelim. Yeter ki yürekten okuyalım ezan. Ezan bütün kapıları açar, bütün kalpleri uyandırır. Veli! Dedim ben sana. Sesimizden tanır dedim. Veli! Veli! Ne oldu sana? Hiç. Uzun hikaye. Çok zormuş gurbet. İyiyim ben, iyiyim. Vazgeçin adını. Dönelim memleketimize. Orada üçümüz bir iş tutarız. İstanbul'da ne işin var? Hem bak hastasın. Yok, değilim. Halini görüyoruz bu. Annem baban seni çok merak ediyor. Mektup da yazmıyorsun. Hangi yüzle dönerim onlara? İşim yok, gücüm yok. Dönmelisin. Sevdiklerin için dönmelisin. Siz iyi olduğumu söylersiniz. İstanbul'da bir iş tutunca geleceğim. Bu adamcadan Elif'i isteyeceğim. İşim de var, param da var diyeceğim. İş sahibi olarak dönmeye söz verdim.
Sizin buralarda işiniz ne? Seni aramaya geldik. Beni mi? Bizi annem, baban ve Elif gönderdi. Acele etmen lazım. Sizin dilinizin altında bir şey var. Ne olduğunu öğrenmek istiyorsan bizimle gel. Ne oldu? Söylesenize ne oldu? Sen sözünde durmak için gurbet ellerde sürünürken birileri de sözünü unuttu kardeşim. Elif evleniyor. Babası sözünden döndü. Bizi de Elif gönderdi. Seni bulmamızı istedi. Düğünden evvel yetişmeliyiz. Seni bekliyor. Söz vermişlerdi. Söz vermişlerdi. Veli! Ne oldu? Veli! Veli! Ne oldu sana? Kendine gel kardeşim. Veli! 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 Daha hazırlanmadın mı? Birazdan nikah salonuna gidilecek. Hülya gelmedi. Gelmedi. Siz neyi oluyorsunuz? Arkadaşı, hemşerisi. Çok geç kalmışsınız. Hastalığı çok ilerlemiş. İç kanaması da çok artmış. İç kanama mı? Neden? Arkadaşınız yakın zamanda bıçak yarası almış. Yarası da kapanmamış. Elimizden geleni yaptık. Çok da umutlu olduğumu söyleyemem. Elif, Hülya. Kızım, Elif nerede? Herkes düğüne hazırlanıyor. Babasıyla anasına haber ettim. Geliyorlar. Peki Elif'e bildirdin mi? Bildirsem ne fayda? Geç kaldık artık. Elif. Düğün başladı. Bizi duydu mu? Elif. Hayır, aklı başka yerlerde. Elif. Sayıklayıp durdu. Sen gidip aynı şeyleri tekrarlıyor. Hasta düştüm. Bilmem zalim Bafra'da. Yetiştir selamım diyare turnalar. Gariplik, hasretlik, gurbet ellerde. Bir de bizim için ötün turnalar. Sakın turnam kendini yüksekten, darıcı beylerini erkenden geçin. Yozgat üstünden yârimi seçin. Benden yâre selam söylen turnalar. Anlamadım. Geri döneceğime söz vermiştim. İş sahibi olup para kazanıp dönmeye, babasından istemeye söz vermiştim. Duramadım sözümde. Gurbete gelirdim. Söyleyin Elif'e. Beni beklemesin artık. Bekleyip de harap etmesin ömrünü. Bu dünyada bana yar olmayacakmış. Allah öbür dünyada buluşmamızı takdir etmiş. Şimdi bekleme sırası bende. Öbür dünyada ben bekleyeceğim onu. Bekledikçe daha çok seviyorum.
hasta düştüm de bilme. Turnaları mı bekliyorsun? Veli, seni bekliyorum. Hayır, ben seni bekliyorum. Turnaları istemiyorum. Turnaları istemiyorum. Ben seni istiyorum Veli. Veli, ben seni istiyorum.